çıktığı anda itibaren, resmi gazete yazıldığı anda itibaren yürürlüğe girer. Çünkü mükemmelin tavrı yok. Yani dinin eğer görüşenleriniz varsa kısaca suçlu demek istiyor. Piyasadır. Ben görüyorum. Ben şimdi üçüncü şahıs olarak, sanki bir vatandaş olarak. Peki, inanır mısın dedi? Sokakta görüyorum, üzülüyorum. Bu hepimizin sorunu. Tabii biz burada büyükşehir olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizler de bize yol gösterin. İlçelerimiz bu işin içine artık yasal olarak girdiler. Onların da rollerini zaten yasa tarif ediyor, tanımlıyor. Buna göre hareket edeceğiz. Bir yasa çıktı. O yasanın iki tarafı var. Bir, uygulayıcılar, tamam mı? İki, sorumlular, tamam mı? Bunların beraber şeyin uygulamasını yapalım. Biz şimdi bunu ilçelere zaten görevi verdik. Yani bütün bu toplama, şu işleri hepsini ilçe yapacak. Tamam mı? Getirecek bize, kapıdan teslim alacağız. Ondan sonraki diğer görevlerimiz başlayacak. Görevlerimizi ele alalım. Topu birbirimize atmayalım. Ben yapacağım şeylerin hepsini yapacağım. Ben yapacağım bütün sorumlulukları üzerime alıyorum. Bu arada ilçeler alacak. Canlı olunca haymadan bizim için çok kıymetli. Yani çünkü onun ağzı dili yok. Şikayet edemiyor, ağlamıyor, bir şikayet edemiyor. Yani onun için ben ne olduğunu biliyorum. İnancım gereği de biliyorum, insanlık gereğini de biliyorum. Yaş olarak da görüyorum. Sizden keşke mümkün olsa da hiç bunları sıkıntı yapmadan, tartışmadan bu iş benim görevim deyip yapsam. Ama kanun ne yapıyor? İlçeyi ayrı görevlendiriyor. İli ayrı görevlendiriyor. Sizleri de ayrı görevlendiriyor. Dolayısıyla biz burada görev tanımını yaparken bunu en iyi yapalım. Çünkü ben hayatım boyunca yarım yamalak iş sevmiyorum. Yoksa bu toplantıyı birilerine havale ederdim. Ben de geldim size duygularımı anlatıyorum. Bakış açımı anlatıyorum. 14 Temmuz'da bir yasa çıktı. Bu yasada herkes kendi görevini, sorumluluğunu bilecek. Siz de, biz de, ilçelerde herkes bilecek ve onlar da hayatımızın paydaşı olduğu için, şehri, hayatı onlarla paylaştığımız için onların da mutlu olmasını sağlayacak bir yapacağız. Benim için bütün canlılar eşittir. İster böcek olsun, ister kuş olsun, ister kedi köpek olsun. Hepsi insan kadar kıymetli. Can çünkü. Bu işi ticari bir meta yapmayacağız. Tamam mı? Buradaki şey imkan neyse onu yapacağız. İstismar yok. Duygu sömürüsü yok. Siyaset yok. Hepsi eşit. Hepsi eşit. Hepsi eşit. Hepsi eşit. Öbür tarafta hesap vereceğiz. Elimizden geldiği kadar iyi niyetli bir şekilde bunu yapacağız. Ama herkes görevini bilsin. Siz de bundan sonra muhataplarınızı bilin. İlçeleri bilin. Bizi bilin. Bizim görevimiz nerede başlıyor, nerede bitiyor? İlçe nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunun takipçisi olun ve daha bir ordu yapalım. Ben size hem geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem katılımınız için, fikirlerinizle katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum.